Furkan Ociye ile tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ilk Türk İslam devletleri tarihi ile alakalı soru çözümümüze devam ediyoruz. Artık bu son video arkadaşlar serimizi bitirmiş olacağız. Toplamda 250 adet soru çözmüş olacağız. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? En son 196. soruda kalmıştık ve başlıyoruz soru çözümümüze. Türk İslam devletlerindeki saray görevlileriyle açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Emiri mahfil arkadaşlar protokol ve teşrifattan sorumlu kişidir. Doğru. Emiri şikar sultanın av hazırlıklarını yapan ve ona avda yardımcı olan kişidir. Bu bilgimiz de doğru. Hansalar saray mutfağından sorumludur. Çaşnigir sultanın yemek yemeden önce onun yemeğini ilk tatmak ve sofra hazırlamakla görevli kişidir. Bu da doğru. Arkadaşlar camedar hükümdarın içeceklerinden sorumlu kişi değildir. Hükümdarın içeceklerinden sorumlu kişi arkadaşlar şarap dararı has diye geçiyor. Cemedar ise neydi? Hükümdarın elbiselerini korumak ve hazırlamakta görevliydi. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Hemen diğer sorumuza geçtik. Karahanlar'da haciplerin başında bulunan kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Buna hangi isim veriliyordu arkadaşlar? Tayangu. Tayangu adı verilmekteydi karanlardan Haciplerin başında bulunan kişiye Tayangu ismi verilmiştir. Türk İslam Devletleri'nde hükümdarın seyahatlerinde yol düzenini sağlayan görevli kimdir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki e, genellikle KPSS'de bir adet siyasi tarihten bir adet kültür medeniyet kısmından soru çıkmakta. O yüzden kültür medeniyetindeki bütün konuları ne yaptık soruya dönüştürmüş olduk. Seyahatlerindeki yol düzenini sağlayan görevli ise kimdi? Serheng diye geçiyor arkadaşlar. Cevabımız B oldu. Aşağıdakilerden hangisi? Büyük Selçuklarda saray görevleri arasında bulunmaz diye sorduk. Taşdar, Serheng, Camedar, Ferraşçı bunlar vardır arkadaşlar. Ama Amit yoktur. Amit Taşra Teşkilatı'ndaki görevlidir. Ve neydi? Eyaletlerin idaresinden sorumlu sivil valiydi. Bir diğer sorumuzdayız. Türk İslam Devletleri'nde taşra yönetimi devletin güç ve otoritesinin sağlanması açısından önemsenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi taşra teşkilatında görev yapan kişiler arasında yer almaz diye sorduk. Şıhne, Amil, Selleşker, Amit var ama Alemdar yok arkadaşlar. Alemdar biliyorsunuz ki saray görevlisiydi. Geldik 201'e. Türk İslam Devletleri'nde Taşra Teşkilat içerisinde yer alan, eyaletlerin başında bulunan askeri valiye verilen isim hangisidir? Arkadaşlar askeri valiye verilen isim Taşra Teşkilatı'nda ne diyoruz biz? Şıhne adını veriyoruz. Şahne diye de geçer. Şıhne adını veriyoruz. Cevabımız aşık oldu. Askeri valiyi unutmuyoruz. Türk İslam Devletleri'nde Taşra Teşkilat içerisinde yer alan, eyaletlerin idaresinden sorumlu sivil valiye Bakın sivil vali arkadaşlar. Askeri valiye başka bir e, isim veriliyor. Sivil valiye başka bir isim veriliyor. Sivil valiye ise ne diyoruz biz? Amit adını veriyoruz. Bakın askeri vali, askeri vali, şıhne arkadaşlar. Sivil vali kimmiş? Amit'miş. Bu ikisini lütfen karıştırmayınız. Geldik 203'e. Türk İslam Devletleri'nde taşra teşkilat içerisinde yer alan sultan vekili olarak Eyaletleri idare eden komutan hangisidir arkadaşlar? Naibi eyalettir arkadaşlar. Naibi eyalet diyoruz biz buna. Taşra'da sultan vekilidir ve eyaletleri idare eden komutandır. Naibi eyalet. Türk İslam Devletleri'nde Taşra Teşkilat içinde yer alan eyaletlerde vergi tahsilatından sorumlu kişi. Arkadaşlar çok çok önemli bunlar. Bunları bilmemiz lazım. Taşra Teşkilatı'nda vergi tahsilatından Sorumlu kişi biz ne diyoruz arkadaşlar amil diyoruz Hatırlar, atalarsanız hayat bilgisinde amil sağlam diye bir e, müdür vardı okulda e, biliyorsunuz ki parayı çok seviyordu oradan aklınıza gelebilir arkadaşlar vergi para amil oradan aklınıza gelebilir bir diğer sorumuzdayız. Türk İslam devletlerinde taşra teşkilatı içerisinde yer alan, belediye işlerini takip eden, çarşı pazar esnafını tartı aletlerini denetleyen görevliye biz ne diyorduk? Muhtesip adını veriyorduk arkadaşlar. Cevabımız muhtesip oldu. Türk İslam devletlerinde taşra teşkilatında görevli kişiler ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Baktığımız zaman Sahibi Etrak uç bölgelerde bulunan beyler beyine verilen isimdir. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar. Kutval kale komutanı demektir. Ulak haberleşmeyi sağlar. Selleşker Taşra'da güvenliğin sağlanmasından sorumlu askeri komutandır. Asesbaşı mali hizmetlerin karşılamasından sorumlu mudur? Hayır. Asesbaşı neydi? Taşra'da güvenliği sağlayan gece bekçisiydi arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türk İslam devletlerinde adaletin ve şer'i mahkemelerin başında bulunan kişiye biz ne isim veriyorduk arkadaşlar? Kadıyul Kudat adını veriyorduk hatırlayınız. Adaletin ve şer'i mahkemelerin başında bulunan kişiye biz Kadıyul Kudat adını veriyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Türk İslam devletlerinde örfi mahkemelerin başında bulunan kişiye verilen isim arkadaşlar çok çok önemli. Biz buna ne diyorduk? Emiridat arkadaşlar Emiridat adını veriyorduk. Örfi mahkemelerin başında bulunan kişiye Emiridat adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Geldik diğer sorumuza. Biraz geri alalım şöyle. Üst düzey devlet bürokratlarını yargılar. hükümler başkanlığına toplanır. Hükümdar halktan gelen şikayetleri dinler. Özellikleri verilen mahkeme hangisidir diye sorduk. Biz bu mahkemeye ne diyoruz? Divanı Mezalim arkadaşlar. En üst düzey mahkemedir. Unutmayın. Hükümdar başkanına toplanır. Arkadaşlar bunlar çıkar. Dikkatli olmamız lazım. Hükümdar ayrıca halktan gelen şikayetleri de ne yapıyor? Divanı Mezalim'de dinliyor. Türk İslam devletlerinde askeri davalara bakan görevli hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Kadı Leşker arkadaşlar. Kadı Leşker diyoruz. Bakın şuradan aklınıza gelebilir. Asker, Eşker. Asker, Eşker arkadaşlar. Oradan aklınıza gelebilir isim benzerliğinden dolayı. Askeri davalara Kadı Leşker bakmaktadır. Bir diğer sorumuzdayız. Türk İslam Devletleri'nde uygulanan vakıf sisteminin özellikleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Baktığımız zaman kamuya yönelik ücretsiz hizmet verilmesini sağlar. Doğru. Hazineden para çıkışını engeller doğru. Sosyal dayanışmayı sağlar doğru. Merkez ordusunun maaşlarını karşılar mı? Hayır. Arkadaşlar vakıf sisteminin böyle bir özelliği yoktur. Cevabımız değişik oldu. Sosyal devlet anlayışında ayrıca vakıf sistemi ne yapar? Pekiştirir arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Değişik olmuş oldu. İlk kez iktidar sistemini uygulayan Türk İslam devleti hangisidir? Arkadaşlar İkta sistemini ilk uygulayan kimdir? Karahanlılardır arkadaşlar. Karahanlılar ilk kez ikta sistemini uygulayan Karahanlılardır. Bakın akademik kaynak olarak böyle. Ama soruda askeri ikta derse, askeri ikta sistemini uygulayan derse Büyük Selçuklu'yu kabul edeceğiz. Normal ikta sistemini Karahanlılar uyguluyor ilk kez. Askeri ikta sistemini ise Büyük Selçuklu uygulamıştır. Akademik olarak bu, bu şekildedir arkadaşlar. İktidar sistemi deyince aklımıza hemen karanlar gelmesi lazım. 213'teyiz. Türk İslam devletlerinde uygulanan iktidar sisteminin sağladığı faydalar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Devlet otoritesini kuvvetlendirir arkadaşlar doğru. Tarımsal üretimi artırır. Üretimde sürekliliği sağlar. Vergi tahsilatının yapılmasını sağlar. Ama göçebe yaşamı değil, yerleşik yaşamı ne yapar özendirir arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu göçebe değil, yerleşik yaşam arkadaşlar unutmayınız. Denizcilikle uğraşan Türk İslam devletleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Anadolu Selçuklu Devleti var, Menteşe oğulları var, Hamit oğulları var, Candar oğulları var ama Karaman oğulları yoktur arkadaşlar. Denizci bir beylik değildir. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti de denizci bir beylik değildir arkadaşlar. Denizci bir devlet değildir daha doğrusu. Karamanoğulları ve Büyük Selçuklu Devleti'ni unutmayınız. İkisi de denizci değildir. Türk İslam devletlerinde küçük yaştaki erkek çocukların bir kısmının Türk İslam kültürüyle yetiştirilerek kendilerinden asker ve bürokrat olarak faydalanılması sistemine verilen isime biz ne ad veriyorduk? Gulam sistemi adını veriyorduk arkadaşlar. Gulam sistemini unutmayınız önemlidir. Türk İslam kültürüyle yetiştiriliyor. Kendilerinden asker ve bürokrat olarak ...faydalanılıyor e, Gulağan sisteminde arkadaşlar. Gulağan'ı saray ordusundan alınan maaşa verilen isim... ...arkadaşlar nedir? Bistegani adını veriyoruz. Bistegani arkadaşlar. 4 ayda bir maaş veriliyor. Osmanlı'da Uluf'e biliyorsunuz ki maaştı. 3 ayda bir. 4 ayda bir de e, Gulağan'ı saray ordusundakilere... ...ne yapılıyor arkadaşlar? E, verilmiş oluyor bu maaş. Bistegani'yi unutmayınız. Kulam sistemini uygulayan ilk Türk devleti hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Kulam sistemini uygulayan ilk Türk devleti Karahanlardır arkadaşlar. Karahanlar ilk kez uygulamıştır. İlk Türk İslam devletlerinde Türk ve Müslüman kişilerden oluşan saray ordusuna verilen ismi biz ne diyoruz? Has ordusu diyoruz arkadaşlar. Has. Yani has bakın saray ordusuna ne diyoruz? Has arkadaşlar. Neyden oluşuyor? Türk ve Müslüman kişilerden oluşuyor saray ordusu. Has ordusunu unutmuyoruz. Ahi teşkilat aşağıdaki illerin hangisinde kurulmuştur diye sorduk arkadaşlar. E, bu konuda e, akademik kaynak ve map çelişiyor maalesef arkadaşlar. E, beni biliyorsunuz ben akademik e, kaynağa bazlı oluyorum her zaman. Akademik kaynakta diyor ki arkadaşlar ahi teşkilatı Kırşehir'de kurulmuştur. Ama Mep'in kitabında Kayseri'de kurulduğunu söylüyor. Ama ÖSM... Ne yapıyor arkadaşlar? Daima akademik kaynaktan sorar. Unutmayınız, daima akademik kaynaktan sorar. Ee, eğer sınava girdiniz, Kırşehir yok, Kayseri var, şıklarda Kayseri işaretleyin arkadaşlar. Orada yapacak bir şey yok, ama soru iptal olur. Akademik kaynak olarak. Ee, cevabımız Kırşehir olacak. Aynı şıkkı iki e, vermezler arkadaşlar. Aynı Kırşehir ve Kayseri aynı şıklarda vermezler, bunu da bilelim. Ahilik ilk olarak ahi evran tarafından aşağıdaki esnafların hangisi arasında oluşturulmuştur? Ben bu soruyu önemsiyorum arkadaşlar. Çıkabilir. Hangi arkadaşlar? Debbağcılık yani dericilik arkadaşlar. Esnaflar arasında oluşturulmuştur ahilik. Ahi evran tarafından. Geldik bir diğer sorumuza. Ahilik teşkilatının özellikleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Fütüvvetname denilen meslek ilkelerine göre idare edilir. Doğru. Başında bulunan kişiye ahi baba verilir. Doğru. Çıraklık, kalfalık ve ustalık şeklinde meslek hiyerarşisi vardır. Doğru. Kadılar tarafından denetleniyor arkadaşlar. Unutmayınız. Kadılar tarafından denetleniyor. Esnaflar arasında rekabeti artırır. Bilgisi yanlış arkadaşlar. Tam tersi azaltıyor. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. 13. yüzyılda Anadolu'da uluslararası pazarlar kurulmuştur. Bu pazarlara verilen isim hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Bu pazarlara biz Yabanlı Pazarı diyoruz. Yabanlı Pazar arkadaşlar. Sorulabilir mi? Evet sorulabilir arkadaşlar. Yabanlı Pazarı. Unutmayınız bu ismi. Önemsediğim bir diğer soru. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk madeni para ile ilk altın parayı bastıran hükümdallar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar. İlk madeni parayı birinci mesut bastırıyor arkadaşlar birinci mesut. İlk altın parayı ise ikinci kılıç arslan bastırmıştır arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'nun kandilleri olarak da tanımlanan Anadolu'daki tasavvuf hayatının önde gelen isimleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Değerli dostlar Mevlana var, Yunus Emre var, Hacı Bektaşi Veli var, Muhittin Arabi var ama Biruni yoktur. Biruni biliyorsunuz ki hangi devlet döneminde yaşıyordu? Gazneliler döneminde yaşamıştır. Moğol baskısıyla Anadolu'ya gelen Türkmenlerin bulunduğu tarikatlar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Yesevilik var, Ekberilik var, Bektaşilik var, Nakşibendilik var ama Haşhaşilik yoktur arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Diğer adı Batınilik diye de geçer. Hasan Sabbah biliyorsunuz ki Alamut Kalesi'nde kuruyordu. Ee, dünya tarihindeki ilk terör arkadaşlar. Haşhaşilik. aşilik. Geldik 226'ya. Türk İslam devletleri içerisinde Türkçeyi resmi dil olarak kullanan devletler arasında hangisi yer almaz? Ben bu soruyu bu sene e, bekliyorum arkadaşlar. E, bakıldığı zaman Türkçeyi resmi dil olarak kullananlar arasında Karahanlar var. Karamanoğulları var, Timurlular var, Çağatay Hanlığı var ama Gazneliler yoktur arkadaşlar. Türkçeyi kullanmamıştır Gazneliler. Karahanlar, Karamanoğulları, Timurlar, Çağatay Hanlığı 4 tane bakın. 5. şıkkada Gazneli verir sizlere ne yapar bu şekilde sorar. Türk İslam Devletleri'nden hangisi resmi dil, resmi dil olarak Farsçayı kullanmamıştır diye sorduk. Harzemşahlar Farsçayı kullanıyor. Gazneliler Farsçayı. Anadolu Selçuklu Devleti Farsça'yı, Büyük Selçuklu Devleti Farsça'yı arkadaşlar kullanmıştır resmi dil olarak ama Karaman oğulları Türkçe'yi kullanmıştır. Unutmuyoruz resmi dil olarak. Türk İslam devletlerinden hangisi resmi dil olarak Arapça'yı kullanmamıştır? Bakın hepsini gördük. Türkçe, Farsça, Arapça kimler kullanmış, kimler kullanmamış? Memlükler Arapça'yı kullandı. Eyyubiler kullandı. Tolun oğulları kullandı. İshidiler kullandı. Kuzey Afrika'daki arkadaşlar bakıldığı zaman devletlerin tamamı Arapçayı kullandı. Buradan aklınıza gelebilir. Her zemşahlar ise Farsçayı kullanmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1277 yılında Türkçeyi resmi dil ilan etmesi günümüzde dil bayramı olarak kutlanmaktadır diye sorduk. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Karamanoğlu Mehmet Bey'in meşhur sözü vardı arkadaşlar. O sözden hatırlayınız. Türkçeyi resmi dil ilan ediyor. Ve günümüzde Dil Bayramı olarak kutlanıyor. 1277 yılından itibaren arkadaşlar Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Hangi devlet Türkçe'yi resmi dil haline getirdikten sonra? Karamanoğullarının arkadaşlar Türkçe'yi resmi dil haline getirdikten sonra Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. İlk kez Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirten devlet aşağıdakilerden hangisidir? E, bu bilgi akademik kaynak olarak arkadaşlar nedir? Karahanlardır. Hepinizin bildiği üzere ak koyunlar olarak arkadaşlar geçiyordu. Ama ilk kez Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye çevirten devlet Karahanlılardır. Bunu Instagram sayfamda arkadaşlar akademik olarak e, ne yaptım arkadaşlar? Paylaştım. Makaleden aldığım bilgiyi sizlere paylaştım. İlk kez Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye çevirten Karahanlılardır. Ak koyunlar çevirtirmiştir arkadaşlar uzun Hasan zamanında, uzun Hasan zamanında. Ama ilk değildir. İlk çevirten Karaanlar olmuştur değerli dostlar. Bu bilgiyi unutmayalım. Akademik kaynak olarak bu bu şekildedir. Geldik bir diğer sorumuza. Türk İslam tarihinde ilk medreseyi inşa ettiren devlet hangisidir arkadaşlar? Karahanlardır. İlk medreseyi inşa ettiriyor Karahanlar. Geldik diğer sorumuza. Kitabul Tıp, Kitabı Şifa adlı eserine ünlüdür. Tarihin ilk mide ameliyatını yapmıştır. Avrupa'da Avicenna, İslam dünyasında Şeyhül Reis olarak adlandırılır. Özellikleri verilen Türk İslam tarihinin önemli bilim insanı hangisidir arkadaşlar? İbn-i Sina'dır. İbn-i Sina'yı unutmuyoruz. Çok çok önemli. Avrupa'da Avicenna İslam dünyasında Şeyhül Reis Kitab-ı Tıp, Kitab-ı Şifa adlı eserleri vardır ve tarihin ilk mide ameliyatında gerçekleştirmiştir. Avrupa'da arkadaşlar kitapları okutulmuştur ayrıca. Geldik diğer sorumuza. Aristo felsefesi üzerinde çalışmalarda bulunmuş ve kendisine bu sebeple muallimi sani yani ikinci öğretmen denemiştir. Avrupa'da El Farabius Abu Nazar olarak tanınır. Tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atmıştır. Türk tarihinde pozitif bilimlerin kurucusudur. Bu ismimiz kimdir arkadaşlar? Farabi'dir. Farabi çok çok önemli arkadaşlar. Daima sınavlarda çıkan bir isimdir. Farabi'yi unutmuyoruz bu özellikleriyle. Medinetül Fazla, Kitabül Musiki ve İhya'yı Ulum eserleriyle bilinen Türk İslam bilgini hangisidir değerli dostlar? Farabi'dir yine. Bakın İhya'yı Ulum-ı Din'le İhyay Ulum'u karıştırmayınız. İkisi farklı eserdir. Bunların üçü de Farabi'ye ait eserlerdir. Geldik 235'e. Asarül Bakiye isimli eseri ile tanınır. Avrupa'da El-Biruni olarak bilinir. Gazze'li Mahmud onun için sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullanmıştır. Kimdir bu ismimiz? Değerli dostlar Biruni'dir. Biruni arkadaşlar önemlidir Biruni'de. Asar-ı Bakiye e, adlı eseri önemlidir. Böyle uzatıyorum arkadaşlar uzatılmış şekliyle doğrudur. E, Asar-ı Bakiye diye okunmaz. E, Bakiye diye okunuyor. Takılanlarınız olursa arada. Cebrin babası adıyla anılan Kitabul Cebir adlı eseriyle bilinen Türk İslam bilgini Türk İslam bilim insanı hangisidir diye sorduk. Kimdir bu ismimiz? Harezmi arkadaşlar. Harezmi Cebir'in babası olarak biliniyor. kitab Cebir adlı vardır. Cüveyni'ye göre derin bir deniz olan İhya-i Ulumiddin adlı tanınan, insan aklının her şeyi kavrayacak kadar güçlü olmadığını ifade eden Türk İslam bilim insanı hangisidir? de dostlar, Gazali'dir. Gazali önemli arkadaşlar. Cüveyni onun için derin bir deniz demiştir Gazali için ve İhya-yül ul Ulumiddin adresleri önemlidir ve insan aklının her şeyi kavrayacak kadar güçlü olmadığından ifade etmiştir. Anadolu Selçuklu döneminde Caca Bey Rasathanesi aşağıdaki yerlerden hangisinde kurulmuştur diye sorduk. Caca Bey Rasathanesi Kırşehir'de kurulur arkadaşlar unutmayınız. Geldik 239'a. Celali takvimin hazırlayan, rubayileriyle tanınan Türk İslam bilgini kimdir? Değerli dostlar, Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam'ı unutmuyoruz. Celali takvim. Melik Şah'ı sunuyor. Türk İslam tarihindeki bilim insanları ile eserleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Muhittin Arabi Füsusul Hikem eseri vardır. Doğru. İbnül Heysem'in kitab Menazir adlı eseri vardır. İbn-i Rüşt'ün Tehafütü Teva Tevafüt adlı eseri vardır. İbn-i Fadlan'ın Rıhli adlı eseri vardır. Yunus Emre'nin Divan-ı Kebir adlı yoktur. Yunus Emre'nin arkadaşlar Risaletün Nusiye Nusiye adlı vardır. Divan-ı Kebir ise Mevlana'ya aittir. Geldik bir diğer sorumuza. Vahdeti vücut felsefesini benimseyen Şeyhel, şeyh e, Şeyhil Ekber ünvanı sahip olan Endülüs doğumlu Türk İslam bilgini kimdir? Değerli dostlar Muhittin Arabi'dir. Muhittin Arabi önemlidir. Alaaddin Keykubad zamanında arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'ne geliyor Muhittin Arabi. Şeyhül Ekber arkadaşlar ünvanına tanınıyor. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu olan ve Hikmet adlı eseriyle bilinen isim hangisidir değerli dostlar? Bu ismimiz Ahi Evran'dır. Unutmuyoruz Ahi Evran'ı. Türk İslam Devletleri'nde mimari alanda yapılan süsleme sanatları arasında hangisi bulunmaz diye sorduk çini var, hat var, oymacılık, vitray vardır ama minyatür arkadaşlar mimari alanda değildir minyatür. Minyatür şöyle düşünün. Şu kitap arkadaşlar, tamam mı? Burada resimler var. Minyatür budur arkadaşlar kısacası. Geldik 244'e. Cami etrafından yapılan kapsamında medrese, bedesten, kervansaray, hamam ve benzeri yapıları barındıran çok amaçlı sosyal yapı hangisidir değerli dostlar? Külliyedir. Külliye cami etrafında yapılıyor. Yanlarında medrese, bedesten, arkadaşlar kervansaray, hamam vesaire. Bunlar var. Tümüne biz külliye diyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Medreseler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Caca Medresesi Kırşehir'de yer alır. Doğru. Anadolu Selçukların yaptığı ilk medrese Koca Hasan Paşa Medresesidir. Doğru. Arkadaşlar unutmayınız. Bakın bunlar önemli. Anadolu Selçukların yaptığı ilk medrese neymiş? Koca Hasan Paşa Medresesi. Anadolu'da ilk medrese arkadaşlar Yağbasan Medresesi ile danışmetler yapmıştır. Bunu da unutmuyoruz. Önemli. Türk İslam tarihinde ilk medreseyi Karahanlar yapmıştır. İslam tarihinde ilk medreseyi Emeviler değil Abbasiler yapmıştır arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Anadolu'da İslami döneme ait en eski hastane ve dünyanın ilk tıp fakültesi olarak tanımlanan Darüşşifa hangisidir diye sorduk. Hangisidir arkadaşlar? Gevher Nesibe Sultan Darü Şifası'dır arkadaşlar. Dünyadaki ilk tıp fakültesi olarak biliniyor ve Anadolu'da İslami döneme ait en eski hastanedir. Anadolu'daki ilk kervansaray hangisidir arkadaşlar? Anadolu'daki ilk kervansaray Alayhan'dır. Unutmuyoruz Alayhan'ı. Son 3 sorumuz değerli dostlar. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi mimari yapıları ile ilgili araştırma yapan bir araştırmacı Aşağıdaki illerin hangisine giderse herhangi bir bulgu rastlayamaz diye sorduk. Bakıldığı zaman arkadaşlar Erzurum var mı? Evet Saltuklar arkadaşlar var. Beylikler döneminde Mardin Artuklar arkadaşlar var. Konya Anadolu Selçuklu devletinde. Kayseri Anadolu Selçuklu devletinde. Edirne yok arkadaşlar. Edirne daha sonra Osmanlı döneminde olacaktır. Osmanlı'nın arkadaşlar bakıldığı zaman yükselme döneminde olacaktır. Geldik 249'a. Erzurum, Yakutiye Medresesi aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde inşa edilmiştir? Bakın Erzurum deyince hemen saltukları atlamayacağız arkadaşlar. Bu eseri bilmemiz lazım Yakutiye Medresesi'ni. Bunu yapan Moğol İlhanlardır arkadaşlar. İlhanlar yapmıştır bunu. Erzurum Yakutiye Medresesi'ni. Bunu unutmuyoruz. Aşağıdaki medreselerden hangisi İç Anadolu bölgesinde yer almaz? Son sorumuzdayız artık arkadaşlar. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Hangisi Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da bulunmaz, yer almaz diye sorabilir. Önemli. Gök Medrese arkadaşlar. Evet İç Anadolu'dadır. Bakıldığı zaman Sivas'ta. Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi, Caca Bey Medresesi, Hatuniye Medresesi'ni verdik. Bakıldığı zaman arkadaşlar Hatuniye Medresesi e, nerede yer alıyordu? Hatuniye Medresesi arkadaşlar nerede yer alıyor? Buraya yazalım Mardin'de. Hepsini yanına yazalım arkadaşlar bilgi olsun. Gök Medresesi Sivas'ta yer almaktadır. Sırçalı Medresesi arkadaşlar Konya'da. Karatay Medresesi arkadaşlar nerede yer alıyordu? Konya'da. Caca Bey nerede yer alıyordu? Kırşehir'de yer almaktaydı. Değerli dostlar cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. bakıldığı zaman arkadaşlar toplamda 250 soruyu görmüş olduk sizlerle birlikte. Ee, şu an fark ettim bir tane soruyu yazmayı unutmuşum arkadaşlar. O soruda bence çok çok önemli kümetle alakalı. Kümet sorusunu yazmayı unutmuşum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar 251 diyelim. Ee, videoyu izleyenler için ee, kümet neydi arkadaşlar? Kümet. Kümet'i de söyleyelim ve videomuzu bitirelim. Kümet arkadaşlar din ve devlet büyükleri için büyükleri için yapılan yapılan neydi? Anıt mezar arkadaşlar, anıt mezar. Unutmuyoruz, anıt mezardı. Kümbet arkadaşlar çok çok önemlidir kümbette. Ee, bunu da vermeyi unutmuşuz. Ekstra olarak kümmeti de ne yapmış olalım, söylemiş olalım. Mimar ee, mimari eserlerle alakalı arkadaşlar çok çok bilgi var. Atıyorum. Karanlar döneminde arkadaşlar. Karanların ilk camisi, sorulabilir mi? Çok detay olur arkadaşlar sizler için. Öğretmenin kalan bilgisinde bile e, sorulmayacak e, sorudur, çok detay çünkü. E, yine de söyleyelim, Şirke bir cami arkadaşlar, Karahanların ilk camisi. Karahanlarla ilgili başka neler vardı? Ayşe Bibi türbesi vardı. Talhatan Baba cami vardı. Arabata türbesi vardı. Tirmiz sarayı. Ribat Melik vardı, unutmayın. Gazneliler döneminde neler vardı? Arkadaşlar, Leşkeri bazar ulu cami vardı. Zafer kuleleri vardı. Arasul Felek Camii vardı. Büyük Selçuklardan arkadaşlar ilk camisini e, biliniz. İsfahı e, İsfahan'daki Mescid-i Cuma Camii'di arkadaşlar. Sorulabilir. Anadolu Selçuklu Devleti'nde çoğunlukta İç Anadolu bölgesinde yer alıyor arkadaşlar. E, ÖSYM sorarsa böyle sorabilir. İç Anadolu'da çoğunluğu hemen aklınıza Anadolu Selçuklu Devleti'nin gelmesi lazım. E, Beylikler döneminde Saltuklar'ın Erzurum Ulu Camii, Kale Camii, Mama Hatun Türbesi, üç kümbetler vardı. Mengüceklerin divri ulu camisi önemliydi. Danışmetlerin Yağbasan Medresesi önemliydi. Artuklar'ın bir sürü medresesi vardı arkadaşlar. Marufiye, Mesudiye, Semani, Şehidiye, Hatuniye medreseleri vardı arkadaşlar. Malabadi Köprüsü vardı. Baktığımız zaman bu şekilde arkadaşlar yani hepsini saymaya çalıştık burada elimden geldiği kadarıyla sizlere. İlk Türk-İslam devletleri tarihi ile alakalı bütün e, kapsamları, bütün bilgileri vermeye çalıştık. Umarım e, sizlerin faydasını olmuştur. Bu serimizin de sonuna geldik. E, Allah utandırmasın diyelim. İnşallah buralardan soru gelir ve sizler de yaparsınız diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.